Merhaba, Kanal Sim ve Yakın Doğu Televizyonu'nun işbirliğiyle hazırlanan Engelsiz Haber'e hoş geldiniz. Bu hafta ülkemizden ve dünyadan kültür, sanat ve teknoloji ağırlıklı haberleri sizler için derledik. Fransa'nın başkenti Paris, eş zamanlı silahlı ve bombalı saldırılarla sarsıldı. Paris polisi, 6 ayrı noktada düzenlenen saldırılarda 129 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. ...352 yaralıdan 80'inin durumu ise ağır. Fransa, Almanya dostluk maçını izlemek için stadyumda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, saldırı haberi üzerine stadyumdan ayrıldı. Fransa Cumhurbaşkanı, ülkede 3 günlük yas ilan ettiğini de açıkladı. Paris'te güvenlik kontrolleri ise had safhaya çıkarıldı. Dev işin konuğu olarak ülkemizde bulunan Avusturya İşçi Federasyonu heyeti, ülkemizde sendikalı ve toplu iş sözleşmeli tek medya grubu olan United Media grubu ziyaret etti. Ziyaret bağlamında birer konuşma yapan Kanal Sim ve Sim FM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, Yeni Düzen Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ve Yeni Düzen'de kayıplarla ilgili yazı dizisi olan Sevgül Uludağ, yayınlarla ilgili genel bilgi verirken, Deviş Başkan Vekili Hasan Felek de yaptığı konuşmada sendikalaşmayla ilgili bilgi verdi. Lefke Belediyesi, İsveç'te düzenlenen törenle Sakin Şehir Ağı'na resmen üye oldu. İsveç'te gerçekleştirilen törende Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya'ya Çitasof bayrağı ve katılım belgesi verildi. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya'ya İsveç temaslarında Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş da eşlik etti. Aziz Kaya konuyla ilgili açıklamasında Lefke yanında 6 yeni belediyenin daha dahil olduğu Sitasov'un üye sayısının 210'a yükseldiğini kaydetti. Kaya, Yeni Boğaziçi'nden sonra Lefke'nin de Sitasov ağının içerisinde yer alması önemli bir başarıdır, dedi. İnşaat Müteahhitleri Birliği eski başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde
çeşitli görevlerde bulunan iş insanı Şevket Abohorlu yaşama gözlerini yumdu. Şevket Abohorlu tedavi gördüğü Antalya'da 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Şevket Abohorlu'nun CTP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu'nda yerel yönetimler sorumlusu, Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyeliği ve CTP Milletvekili adaylığı bulunuyordu. Bir dönem İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Abohorlu, Abohorlu İnşaat'ın sahibiydi. UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 8. grup mücadelesinde Larnaka'da Kıbrıs 21 yaş altı takımı ile karşılaşan Türkiye karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Türkiye bu galibiyetle gruptaki puanını 6'ya çıkarırken Kıbrıs henüz puanla tanışamadı. Kanser Araştırma Vakfı'nın meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği Kansere Karşı Yola Çık bisiklet turu Lefkoşa'da yapıldı. Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Mustafa Camgöz, halkın duyarlılığına her zaman güvendiğini ve katılımın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nın 59. kuruluş yıl dönümü resepsiyonla kutlandı. Etkinlikte 25 yıl ve üzeri kamu hizmeti olan üyelere plaket verildi. Hollanda'da 50'den fazla kişiyi yaralayan baykuşun ömür boyu kafeste tutulmasına karar verildi. Hollanda'da yaşayanların kabusu haline gelen baykuş için karar çıktı. 50'den fazla kişiyi yaralayan baykuşun ömür boyu kafeste tutulması kararlaştırıldı. Sokaklarda yürüyenlere saldıran baykuşa karşı kent sakinleri şemsiye taşımak zorunda kalmıştı. Kentin korkulu rüyası haline gelen baykuş ekipler tarafından yakalanmıştı. Kuşun doğaya salınmasını talep eden hayvan hakları savunucuları eylemler düzenledi. Bunun üzerine baykuş başka bir barınağa nakledildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir restoranın park yeri çöktü. O sırada orada bulunan 12 araç 4,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Maddi hasara yol açan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan yok. Yerel yetkililerse şimdi park yerinin neden çöktüğünü anlamaya çalışıyor. Son günlerde yağan yağışların bunda etkili olabileceği belirtiliyor. Çin'de meydana gelen bir trafik kazası, emniyet kemerinin otobüslerde bile ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Aracın güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı görülüyor. İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü kültürel yapılarından biri olan Aşk Çeşmesi olarak da bilinen çeşme,
uzun restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Avustralya'nın Sydney kentinde yaklaşan bulutları görenler şaşkınlığa uğradı. CNN'e konuşan görgü tanıkları, bulutların devasa dalgalara benzediğini söyledi. Tayland'da gece karanlığında bir anda gökyüzünde beliren yeşil bir alev topu heyecan yarattı. Uzmanlar, pek çok kişi tarafından gözlemlenen ve kaydedilen cismin atmosfere giren bir meteor olduğunu belirtiyorlar. Otto isimli bulldog cinsi köpek Peru'da Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı. Otto, 30 insandan oluşan insan tünelini kaykayıyla geçerek rekorun sahibi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde içinde 9 kişinin bulunduğu küçük bir uçak bir evin üzerine düştü. O sırada karşı evde görüntülü konuşma yapan genç kız olaya an be an şahitlik etti. Pilot ve yardımcı pilot dahil 9 kişinin içinde bulunduğu uçak kazasında kurtulan olmazken uçağın düştüğü evde kimsenin bulunmaması facianın boyutunun artmasını engelledi. Uçağın düştüğü ev alev topuna dönerken itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürebildi. Öte yandan o sırada uçağın düştüğü karşı evde oturan genç kız bir cep telefonuyla görüntülü sohbet yapıyordu. Alkolün yasak olduğu Suudi Arabistan'da kaçakçılar, Pepsi etiketleriyle kapladıkları 48 bin kutu birayı ülkeye sokmak isterken yakalandı. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki sınır kapısında bir kamyonda arama yapan gümrük görevlileri, Pepsi etiketinin altında gizlenmiş 48 bin adet birayı ele geçirdi. Kanal Sim ve Yakın Doğu Televizyonu'nun işbirliğiyle hazırlanan Engelsiz Haber'in sonuna geldik. Sağlıklı, güzel, engelsiz günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.